Sen arabada kal Murat. Ben geliyorum. Tamam usta. Polis! Usta anlatsana. Zarfı alamadık Memati. Polisler neydi usta? Zarfı almaya gelmişler. Polisler mi aldı? Sen nasıl yakalanmadın? Yakalandım Memati. Usta dalga mı geçiyorsun benimle? Birileri bizimle dalga geçiyor Memati. 1001 yüzünden birini daha gördük. Devlet haini. Al, sen de bak. Polisler gelince buraya kadar dedim. Bir de baktım ki silahlar zarfı alan adama doğrultulmuş. Doğu Eşrefoğlu'na. Kaçacak bir yer de yok. Aksi gibi postane tenha. Göz göze geldik bir an için. Arkadan biri çıktı, kimliğini gösterdi. Sakin olun. Elini başının üstüne koy. Kimlik gösterecektim aslanım. Mevzu ne? Polisler beni sorunca bizimle birlikte dediler. Niye öyle bir şey yaptılar usta? Zarfın peşinde olduğumu anladılar da onun için. Abi, niye aldırıp sorgulamadı? Kamusal nezaket. O ne abi? Kartı verdi ya Memati. Kendin gel dedi. Derin devletin kart viziti mi olur abi? Derin devletin bir tek dibi olmaz Memati. Niye bıraktırdınız Polat Alemdar efendi? Sorguda malumun ispatı olur Esat. Baba yiğidi bir izleyin bakalım. Neleri malum, neleri meçhul. Zarfı deşifre edin Esat. Bakalım aslan ne yazmış. Madem aradın, gelmek istedin, ben de doğruları duymak isterim. Postanede ne arıyordun aslanım? Aslan Bey'i mahalleden tanırım. Bak, emniyet sorgusunda bunları söyleyeceğini bildiğim için benimle beraber dedim. Gerçekleri anlatacaksan dinleyeyim. Sorun söyleyeyim. Aslan için mi çalışıyordun? Aslan Bey onunla çalışmamı istedi. Netice?
Ona devletle çalışanın mafya olamayacağını, devletle çalışmayanın hiçbir şey olamayacağını söyledim. Nasıl bir destek verdin aslana? Benden fiilen hiçbir şey istemedi. Zarfın peşine niye düştün o zaman? Zarfın içindekini de, zarfın muhatabını da merak ettim. Benimle neden görüşmek istedin? Aslan Bey'i Mehmet bilmem kimin öldürmediğini biliyorum. Nereden biliyorsun? O adamın böyle bir suikasti gerçekleştirebilecek donanımı yok. Aslan'ı öldüren adı Ahmet olsa senin için ne değişir? Ülkede bir büyük devlet adamı öldürülüyorsa, yine paralelde büyük bir uyuşturucu babası ölüyorsa, birileri kendilerine verilmiş özel kimliklerle haraç kesiyorsa ve postanede karşıma siz çıkıyorsanız, benim için her isim, her katil, her maktul önemli. Polislere benimle beraber dediniz. Ben de sizinle ne kadar beraber olduğumu öğrenmeye geldim. Polislere açık ettik seni, öyle mi? Devletin karşısında olmaktansa yanında olmayı tercih ederim. Böyle bir sıkıntım yok. Ancak devletin içindeki çatışmanın ortasında kalmak istemem. Senin gibi mafya babası olmaz. Seni kim yetiştirdi? Sokaklar. Sokaklarda ölünür. Yetişilmez. Dosyada Aslan Bey katilini yazmış mı? O yazmamış. Ben çizdim. Hüsrev Ağa'nın yanına bir buçuk ay evvel birileri gelmiş. Kime sorduysam dedikleri üç kişiymiş bunlar. Bunların başı gözünden gözlüğünü çıkarmazmış. Ama öyle numaralı gözlük falan değil. Bildiğin artist gözlüğü. Namı da Palay'mış. Bunlar Hüsrev Ağa'ya eroini geri getirdiler. Hüsrev Ağa bize para ödedi. Bunlar da malın karşılığında Hüsrev'den bir şey istedi. Ne? Asgari himaye. Himaye istemişlerse bir şeyi kamufle etmek için istemişlerdir. Hüsrev Ağa'nın özel bir maksadı var mı Pala ve ekibinin yanında tutmasında? Bu adamlar operasyonel adamlar. Dağdan şehre nedensiz inmeyecek adamlar. Bir devlet görevlisi öldürüldü. Abbas, Ustaoğlu. Eğer bu cinayetin ardından bunlar çıkarsa... Devletin görevlisi, devletin görevlisini öldürmek için emri kimden alır? Bunu ancak emri alan bilir. Gücünüz var. Neden tetikçisinden katili öğrenmiyorsunuz? Ben alırsam ortalık karışır. Köstebekler yerin altına girer. Sen alacaksın, ben sorgulayacağım. Devletin kimliğini taşıyan kimseye dokunmam. Getir ki alalım kimliğini elinden çakalların. Devlet görevinden kaçmak olmaz. Var mısın, yok musun aslanım?